Muhterem Müslümanlar, Hazreti Adem'den bugüne kadar tevhide gönül veren, vahdaniyeti ilahiye inanan, yüce yaratıcısına bağlı olan, itaat eden fertler, aileler ve cemiyetler mes'ud olmuşlardır. Dünya nimetlerine nail ve mazhar bulunmuşlardır. Düşmanlarına karşı galip gelmişlerdir. Onlar için dünya nimetlerle dolu bir seyrangah olmuştur. Değişmeyen ölçü ve kaide, Allah'a kul olanlar, Mevla'nın dinine sülük edenler, arştan uzanan ele sımsıkı sarılanlar, hangi peygamberin ümmetinden ve hangi zaman ve devirde olursa olsun aziz olmuşlardır. Çünkü izzet Allah'ındır, izzet Resulünündür, izzet inanan insanlarındır. Muvakkaten muhterem yeti karşı tarafa verdiği olmuştur. Bu müminler için bir imtihan. Kur'an-ı Kerim bu manayı وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ayetiyle ifade ediyor. Biz birçok günlerde insanlar arasında galibiyeti ve mağlubiyeti değiştiririz. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Son 100-150 senedir İslam aleminde bir inkıraz, bir inhitat, bir tereddi, bir gerileme var muhterem Müslümanlar. Tabii yine Müslümanların kendi dalgınlık, kendi gaflet, kendi tembelliklerinden neşet etmekle beraber bu bir cilve-i Rabbani'dir. 1300 sene zaferden zafere koşan İslam alemi son 100 yıl içerisinde de imtihana tabi tutuluyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Muhterem Müslümanlar, bu gerçeğe ve bu manaya şunu da ilave ediyorum. Hangi devirde insanoğlu isyan etmiştir? Hangi devirde tevhidi haktan ayrılmıştır? Hangi devirde ilahi dinlere yan bakmıştır? Hangi devirde nefsine ve şeytana uymuştur? Cenab-ı Hak o kavimlere hayal ürpertici belalar ve sıkıntılar vermiştir, afetler vermiştir. İsterseniz siz Hazreti Nuh kavminden başlayınız muhterem müminler. Kur'an-ı Kerim'de birçok surelerde لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ Cenab-ı Hak لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ kalbini nübüvvet ve risalet mücadelesinde hak çizgide sabit kılmak için Muhammed'in geçmiş ümmetlerin hadiselerini ve kıssalarını da sana naklediyoruz ki levhayı ibret olsun diye muhterem müminler.